Ortega Yollar'da takipçileri. Ortega Yollar'da valla kaldığı yerden kaldığı gibi devam ediyor. Bugün size patates köftesi yapacağım. Bizim Niğde'de çok yaparlar bunu. Özellikle kışımda sobanın üstüne koyarlar. Allah Allah, gavur gibi gidiyor valla. Bulunduğumuz bölge şehir dışında bir yer arkadaşlar. O yüzden bu kadar da bekleyeceğimizi bilmiyorduk, tahmin etmiyorduk. O yüzden ekmeksiz kaldık. Öncelikle bir dolabımızı açalım. Elimizdeki malzemeleri bir değerlendirelim. Suyumuzu ısıttık. Normalde bulgurumuz şehriyesiz olması lazım. Ama eldeki imkanları kullanacağız. Ne yapalım? Mecbur. Normalde şey olmaması lazımdı. Şehriye olmaması lazımdı arkadaşlar içinde. Yalnız yapacak bir şeyimiz yok. Elimizdeki olan imkanlar bu. İnşallah içindeki şehriye arkadaşlarımız, tel şehriye arkadaşlarımız bize ilerleyen zamanda problem çıkartmaz. Sıra geldi patateslerimize. Vallahi şu sıcak su da araya gitmesin. Bunu da üstüne katalım. Kapağını da kapatalım. Her yemeğimizin vazgeçilmezi kutsal beşliyle şu an karşı karşıyayız. Nedir bunlar? Soğan, domates, yeşil biber, kırmızı biber ve salçamız. Arkadaşlar normalde patates köftesine domates katılmıyor sosuna. Yalnız gördüğünüz üzere salçamız bitmek üzere. O yüzden domates takviyesi için domates kullanacağız. Arkadaşlar yemeği yaparken, hazırlarken şu ayrıntıyı da es geçmeyelim. Gördüğünüz üzere bıçağın üzerinde Ortega Yollar'da yazıyor. Diğer tarafında tır kamyon otobüs platformu, şöyle tutayım. Tır kamyon otobüs platformu, o da benim Facebook'taki sektörel bir sayfam. Bu bıçağı bize gönderen Denizli'den Ahmet Ulukuş kardeşimiz. Ona vallahi her yemekte dua ediyorum. Ahmet kardeş, vallahi her yemekte dua ediyorum. Sana da geçmişlerine de Allah razı olsun. Senin vesilenle Ortega'nın mutfağı daha leziz yemekler yapıyor. Son yağımızı da yemeğimize katıyoruz. Başka yağımız kalmadı. Bulgurla tel şehriye ne oldu acaba? Allah Allah, tam kıvama gelmişler vallahi. Patateslerimizi alıyoruz. Tavamızı koyuyoruz. Ulan arkadaş, poşeti de içine koyak da. Ben de numaradan açtım ha. İçinde poşet olduğunu görün diye laf ediyorsunuz ya. İç malzememiz, sosumuz hazırlanıyor. Patateslerimizi soyduk. Bulgurla bütünleştireceğiz inşallah. Bunu biraz ayırdım dedim, belki fazla olabilir. Aa, şunu demeyin. Ya hiç hijyenik değilsin, elini vuruyorsun. Bak hele, zaten o hijyenik dediğiniz eldivenler kanserojen değil mi? Bizler hasteden onlar değil mi? Elini sabunlayacaksın, içine katacaksın. Eskiden şey mi vardı? Hastalıklar nereden çuvaldı? Ha? Ver mehteri, ya Allah! Allah Allah! Elim yandı lan. Hızlı hızlı yap. Allah Allah! İyice bunu... Arkadaşlar, alaha! Kaşık olmaz, kaşık olmaz! Soğumuş patatesin sıcağına dayanamadık. Öteki dünyada ne ölecek ki? Allah Allah! Vallahi arkadaşlar, ne yani, bu fazla geldi diye bunu araya mı vereceğiz? At bunu da içine, at! İsraf haramdır. Eldeki malzemeyi değerlendirmek lazım. Allah Allah! Lan yok mu gelecek kimse? Bu lezzetten mahrum kalmasınlar. Salçamızı kattık. Yalnız salçamız biraz az oldu. O yüzden biraz domates takviyesi yapacağım arkadaşlar. Ortega usulü kumpül köftesi. Buna biraz nane katalım. Kat kat kat
çok mu oldu lan? Sosumuz bayağı kıvama geldi arkadaşlar. Aman bu kadar yeter ya. Çok pişmiş ne az pişmiş ne. Pişti mi pişti. Evet. Sosumuzla hazırlamış olduğumuz karışımı şimdi karıştıracağız. Ne kaşığı lan, ne kaşığı, ne kaşığı. Kaşık mı vardı eskiden? Eskiden kaşık mı vardı? Allah Allah! Çiğ köfte yağıyor sanki. Köftemiz hazır. Kömpül köftemiz. Bir tadına bakalım mı? Bakalım bir. Bismillah. Vallahi var ya. Resmen Budapeşte'den Niğde'nin Aşlama köyüne gittim geldim. Deneyin. Memleketinize gitmezseniz gözünüzü kapattığınız zaman beni arayın. Sıra geldi yüvellemesine. Köftelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Artık bu bana 3 gün mü gider, 4 gün mü gider bilmiyorum. Bunu dilerseniz de tavada pişirebilirsiniz. Şimdi ayağınıza afiyet olsun. Sana zıkkım olsun. Sana zıkkım olsun. Sen kendini biliyorsun.